Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye söz geçirip geçiremediğini sizler daha iyi analiz yaparsınız. Ondan sonra Türkiye'de özellikle Rusya ilişkilerinde, Çin ilişkilerinde bu ilişkileri bozup da yine Türkiye eskisi gibi güdümümde olsun diyen Amerika'nın ve İngiltere aklının olduğunu da biliyoruz. Bunun için de bir kaos planının varlığını kabul eder miyiz, etmez miyiz, yoksa etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Şimdi bak Rıdvan Bey, bir kaos çıkartacaksa zaten Tayyip çıkartıyor, AKP çıkartıyor. Merkez Bankası çıkıyor. Tabii canım. Başkasına dolar artıyor diyorsun. Yani. Hayır yani işte sen dış politikada geliyorsun. Putin'le artık kanka oluyorsun. 2,5 milyar dolar sayıyorsun. Takır 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 Ruslara. Niye sayıyor? S-400 çok güzel, alıyorsun. Doğru bir karar. Tamam. Işte hava güvenlik sistemi için doğru bir karar ya vermiş. Bir dakika dur. Sen de hepten yani dur bir, ya bir... Patriot vermiyor Amerika Birleşik Devletleri. Hava güvenliğimiz bizim, savunmamız yok. Vermiyorlar, emanet veriyorlar. Kullanacağımız zaman çekiyorlar. Ne yapacağız başka? Camı kırıp düğmeye basacağız. Rıdvan Bey, telaşlanma ya. AKP gidince sen gitmiyorsun. Sen buradasın. Benim AKP'yle bilgim yok ki. Tamam işte. Yani anladım. Ne AKP'yle var ne başka parti var. Tarafsızca tartışıyoruz. Tamam işte öyle telaşla niye geliyorsun? Böyle bir telaşla. Ya o nasıl bu nasıl diyorsun. Ben böyle söyleyeyim de sizin hoşunuza gitmedi bence. Siz telaşlandınız. Yok ben ne telaşlanacağım. Evet. Şimdi bak. S-400'leri aldın mı? Aldım. Tamam. Amerika vermedi Patriot'ları. Tamam güzel. Peki şimdi nerede bunlar? Soba borusu oldu. Bekliyor. Hangarda duracak hali yok herhalde. Duruyor. Ya konuşlanmadı mı? Ya nereye konuşlandı ya? E niye aldık o zaman? Niye verdik 2,5 milyar doları? Ay bana niye soruyorsun bunları? Çağ işte bir sürü herif geliyor buraya AKP'den. Soba borusu, soba. Hayır siz diyorsunuz, verdi para diyorsunuz, onun için size soruyorum yani. Verdi de işte duruyor işte. Kullanmayacağımız şeyi niye alıyoruz? Hangara çekti. Amerikan korkusundan hiçbir yere konuştu. Ama şimdi 60 tane de F-16 alacağız Amerika Birleşik Devletleri'ne. O da palavra. Amerika bunu doğruladı ama. Hayır. Hayır. Yalanladı. Böyle bir görüşmeniz yok. F-35'in devamında. Hayır. Amerika Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklaması var. Bizim dedi bu konuyla ilgili bir temasımız yok dedi. Rıdvan Bey bak bilerek söylüyorum girin. Evet. Uluslararası medyayı ben takip ediyorum. Evet. Hayır dedi bizim dedi öyle bir şey yok. Bunu bizim taraf çıkardı. Dün diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı. Efendim diyor 1,4 milyar dolar diyor. F-35 projesi diye parayı verdik. Evet. Bizi projeden attılar, dışarı çıkardılar. Biz öyle veya böyle o parayı oradan alacağız diyor. Bak öyle veya böyle. Amerika'da hiç bu konuda kaç sefer söylüyorsun Türkiye? Hiç Amerika üzerine yani sanki duymuyor. Evet. Dün yine söylüyor. Öyle veya böyle. Ne demek öyle veya böyle? Ya düşünebiliyorsun. Öyle veya böyle. Onu alacağız. Nasıl alacaksın abi? Bilmiyorum diyor. O işte onu saray medyası çıkardı o lafı. Efendim onların yerine... Amerika'yı sıkıştırdı yani öyle mi? Amerika, evet hayır o paranın yerine evet. F-35 yerine F-16'lardan alacağız. Ve işte takas edilecek. Amerika dedi ki yok öyle bir görüşmemiz yok. Görüşmemiz yok diyor. Ya bize yani Türkiye tarafını birçok şeyin hükümete yakın evet. Gazetecilerin şunların bunların yazdığı çizdikleri şeylerin 100 tane şey varsa en az yarısını yalanlıyor Amerika. Efendim gittiler konuştular falan geç diyor öyle bir konuşma olmadı. Allah Allah bir, çok enteresan. Evet maalesef öyle bir şey. Şimdi ve siz şimdi geldiniz oradan S-400'e kaptırdınız 2,5 milyar. Buraya da kaptırdığınız 1,4 milyar dolar. Yani 2,5, 3, 4. 4 milyar dolar. 4 kuruş yok hazinenizde. 38 milyar Türk lirası. 5 kuruş para yok hazinede. Bu paraları gönderdiniz. Ve ne aldığınızı kullanabiliyorsunuz. Ben buradan söylüyorum. Hadi. Sonuna kadar da
iktidarın şimdi söyleyeceğim şeyin arkasındayım Yaşar okuyan olarak. Nedir o? S-400'leri konuşlandır kardeşim. Suriye bize en büyük tehdit şu anda. Konuşlandır, destekliyorum diyorsun. Evet. Evet. Hadi. Sıkıyor mu? Hayır, niye korkuyor? Ya korkacak ne var? Parayı basmışsın, almışsın. Amerika'dan mı korkacak? Benden mi korkacak? Bütün dünya bizi kıskanıyor. Kıskanıyor, acayip kıskanıyor. Dolar 9,5, ona gittiği vakit hele o zaman bizi nasıl öpecekler biliyor musunuz? Böyle Allah, gelin bakalım bir Turkish kebap. Ya Türkiye gidiyor. Bakın espri şey yapıyoruz falan da. Ve Türkiye felakete doğru yuvarlanıyor. Ve biz Türkiye'nin içine dönüyoruz, nelerle uğraşıyoruz. Evet, evet.